Geniş açıların trigonometrik oranlarının dar açılar yardımıyla nasıl hesaplandığını göstereceğiz. Bakın sinüs 90 artı A'yı hesaplamak istiyoruz. Sinüs 90 artı A ikinci bölgede bir açıdır. Bilim çemberde gösterdiğim zaman şuradaki uzunluk sinüs 90 artı A'ya eşittir. Bakın sarı dik üçgene dikkat ettiğimiz zaman burası 90 artı A ise 90 kısmı burada olduğu zaman şuraya ne kalacak? A kalacak. Paralellikten burası da A'dır. Şu sarı dik üçgene baktığımızda bakın şuraya bakalım. Bu dik üçgende hipotenüs uzunluğumuz bir birim olduğu zaman buradaki kırmızı uzunluk kosinüs A'ya, buradaki mavi uzunluk neye eşit olacak? Sinüs A'ya eşit olacak. O zaman buradan şunu görüyoruz. Sinüs 90 artı A neye eşittir? Kosinüs A'ya eşittir. Yani biz sinüs 90 artı A'yı kosinüs A yardımıyla ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Peki biz şuna dikkat edeceğiz. İkinci bölgede sinüs değeri nedir? Artıdır. Dolayısıyla sinüs 90 artı A'nın değeri artı olacak. Yani biz kosinüs A'yı hesaplarsak bizim için yeterli olur. Ama kosinüs 90 artı A'ya baktığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Bakın kosinüs 90 artı A ikinci bölgede nedir? Negatif değerdedir. O yüzden kosinüs 90 artı hesaplarken diyeceğiz ki bunun sonucu eksidir. Eksiyi yazdık. Daha sonra yine şu sarı dik üçgene dikkat ettiğimiz zaman şuradaki lacivert uzunluğun dar açı olarak baktığımızda sinüs A'ya eşit olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki kosinüs 90 artı A'nın değeri eşittir. Aynı uzunluk olduğu için sinüs A'nın değerinin eksi katı olur. Aynı şekilde o zaman tanjant ve kotanjant A'ları da söyleyebiliriz. Tanjant 90 artı A ikinci bölgede tanjant değeri sinüs bölü kosinüsten negatif geleceği için eksi 90 artı A yerine biz neyi hesaplıyoruz? Kotanjant A'yı hesaplıyoruz. Aynı şekilde kotanjant 90 artı A'yı hesaplarken de ne diyeceğiz? İkinci bölgede kotanjant eksi olduğu için eksi 90 artı A olduğundan dolayı da neyi hesaplayacağız? Tanjant A'yı hesaplayacağız. Şimdi 180 eksi A'nın trigonometrik oranlarını hesaplayalım. Bakın burası 180 eksi A ise buradaki açım ne olacak? A olacak. Şu açının koordinatlarına baktığım zaman ne diyeceğim? Y değeri sinüs 180 eksi A. Şu sarı dik üçgene baktığım zaman buradaki kırmızı uzunluk sinüs A'ya, buradaki mavi uzunluk da neye eşittir? Kosinüs A'ya eşittir. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için sinüs 180 eksi A pozitiftir. Dolayısıyla sinüs 180 eksi A'yı sinüs A'ya eşitleyebiliriz. Kosinüs 180 eksi A'ya baktığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Bakın şu iki sarı dik üçgen birbiriyle ne? Eş. Dolayısıyla şu iki uzunluk birbirine eşit. Kosinüs 180 eksi A ikinci bölgede negatif olduğu için kosinüs 180 eksi A'yı hesaplarken kosinüs A'nın başına ne koyacağız? Eksi koyacağız. Aynı şekilde tanjant 180 eksi A'yı hesaplarken şunu söyleyeceğim. Aynı mantıkta diyeceğiz ki ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant A'yı hesaplamamız yeterli. Kotanjant 180 eksi A'yı hesaplarken de kotanjant ikinci bölgede negatif olduğu için eksi kotanjant A'yı hesaplamamız yeterli olur. Üçüncü ve dördüncü bölge hesaplarken de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bakın. Pratik olarak şunu söyleyelim. Eğer 90'a ekleme çıkarma ya da 270'e ekleme çıkarma yapıyorsak sinüs fonksiyonu yerine kosinüs fonksiyonu, tanjant fonksiyonu yerine kotanjant fonksiyonunu kullanacağız. Ve şuna bakacağız. O bölgedeki işareti neyse değiştirdiğimiz fonksiyonun işareti de ne olacak? O olacak. 360'dan ekleme çıkarma yapıyorsak ya da 180'den ekleme çıkarma yapıyorsak fonksiyon kosinüsse kosinüs hesaplayacağız. Sinüsse sinüsü, tanjantsa tanjantı, kotanjantsa kotanjantı hesaplayacağız. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. O bölgede fonksiyonun işareti neyse dönüştürdüğümüz fonksiyonun işareti de olacak. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Eksi A'dan söz ediyoruz. Bakın eksi A demek saat yönünde A derece dönmek demek. Bu kaçıncı bölge denk geliyor? A'yı dar açı olarak gördüğümüz zaman. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs nedir? Pozitiftir. O yüzden kosinüs eksi A yerine kosinüs A almamızda bir sakınca yok. Peki geldik tanjanta. Dördüncü bölgede tanjant sinüs bölü kosinüs negatif yapacağı için negatiftir. Dolayısıyla tanjant eksi A yerine biz ne yazacağız? Dördüncü bölgede tanjant eksi olduğu için eksi tanjant A. Bu da doğru. Geldik sinüs eksi A'ya. Dördüncü bölgede sinüs değerimiz ne? Negatif. Dördüncü bölgede sinüs değerimiz negatif olduğu için sinüs eksi A'yı hesaplamak için sinüs A'yı hesaplayıp eksi katını alacağız. Yani bu da doğru. Kotanjant A ile tanjant A dördüncü bölgede aynı. O zaman bu da doğru. Sekanttan bahsediyorum. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü. Kosinüs eksi A. E bu da nedir? E 1 bölü kosinüs A'dır. A seçeneğinde anlattık. Dolayısıyla doğru cevap ne olacak? Edirne. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerleriyle özdeş değildir? Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi A'ya bakacağım.
3 pi bölü 2 neresi? Burası 270'e karşılık geliyor. 3 pi bölü 2 eksi a diyorsam ne yaptım? 270'ten a derece azalttım. Ne demiştik? Y eksenine göre işlem yapıyorsak sinüs olacak, sinüs a. Peki işaretimiz ne olacak? Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için işaretimizde ne olacak? Eksi. Yani bu neye eşit? Eksi sinüs a'ya eşit. Peki 2 pi eksi a'ya bakalım. Tamam, 2 pi. 2 pi'den a çıkardı. Şimdi ne diyeceğiz? 180 ya da 360 ekleme çıkarma yapıyorsak fonksiyonun kendisini yazıyorduk. Ne yazacağım? Sinüs a yazacağım. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi. O yüzden başına ne gelecek? Eksi gelecek. Şimdi bakın şu ikisi birbirinin aynısı. Neden? Periyodumuz ne? 2 pi. Yani 360. Ben bundan 2 pi'yi attığım zaman sinüs eksi a ile sinüs 2 pi eksi a'nın aynı şey olduğunu ne yapıyorum? Görüyorum. Yani bu da neye eşit? Eksi sinüs a'ya eşit. Peki. Geldik kosinüs 3 pi bölü 2 artı a'ya. Bakın o da ne? 270 artı a'dır. Yani şurası. Yine söylediğimiz şey neydi? Y eksenine göre ekleme çıkarma yapıyorsak kosinüste sinüs alacağım. Aldım sinüsü. Sinüs a'yı yazdım. Peki işaretim ne? Dördüncü bölgede kosinüsün işareti nedir? Artıdır. Yani bu ifade neye eşit? Artı sinüs a'ya eşit. Diğer üçü eksi sinüs a'ydı. Bu artı sinüs a olduğu için doğru cevap ne olacak? Diğer bakın. Bunu da gösterelim. Bakın 3 pi. Bundan 2 pi attığım zaman ne kalacak geriye? Pi kalacak. Sinüs pi artı a. Nereye karşılık geliyor? Buraya karşılık geliyor. 180'e ekleme ya da çıkarma yaptığım zaman ne diyordum? Fonksiyonun kendisini yazıyorum. Sinüs a. Bu bölgede sinüsün işareti ne? Eksi ne olacak? Eksi sinüs a olacak. Doğuracağımız neydi? Diyarbakır. İfadesi aşağıdakilerin hangisinin eşittir? Bakın soruyu çözmeden önce bir daha hatırlayalım. Eğer 90'a ya da 270'e ekleme çıkarma yapıyorsak fonksiyonun tersini yani sinüse, kosinüsü, tanjansa, kotanjantı kullanıyorum. Daha sonra da ne yapıyoruz? O bölgedeki işaret neyse onun işaretini atıyoruz. Eğer 180'e ya da 360'a ekleme çıkarma yapıyorsak fonksiyonun kendisini kullanıyoruz ve o bölgedeki işareti ne yapıyoruz? Sonucun başına yazıyoruz. Peki soruya gelelim. Bakın soruyu çözmeden önce bunların baz aralıklarını atacağız. 7 pi'nin esas ölçüsü nedir? 2 pi'ye böldüğümüz zaman pi. Ve 9 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? 9 pi'ye bunun iki katı olan 4 pi'ye bölüyoruz. 2 kere 8 pi yaptı. Kaç kaldı? Geriye pi. Yani bu da neye eşit? Pi bölü 2'ye eşit. Peki hemen çözelim. Ne dedik? 180'e yani pi'ye ekleme çıkarma yapıyorsam fonksiyonun kendisi olacak. Yani burada kosinüs neyi kullanacağım ben? Kosinüs x'i kullanacağım. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti ne? Eksi. Yani bu ifade neye eşit olacak? Eksi. Kosinüs x. Devam ediyorum. Tanjant pi bölü 2 artı x. Yani ne yaptık? 90'a ekleme yaptık. Ne kadar? X kadar. Tanjantsa diğer fonksiyonu kullanıyorum. Neyi kullanıyorum? Kotanjantı kullanıyorum. Peki ikinci bölgede kotanjant işareti ne? Eksi. O zaman ne olacak? Eksi kotanjant x olacak. Paydaya geldik. Kotanjant eksi x. Yani ne yaptık? X kadar buraya geldik. Kaçıncı bölge? Bakın ne yaptım? 360'tan x çıktım. Bu anlama geliyor. Eksi x'in karşılığı. 0 eksi x ya da 360 eksi x aynı şey. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti eksidir. O yüzden başına eksi gelecek. 360 ekleme çıkarma yaptığım için ne olacak? Kendisi olacak. Kotanjant x. Geldik. Kosinüs pi eksi x. Yani ne yapıyoruz? 180'den x çıktık. Ne dedik? 180 ekleme çıkarma yapıyorsan fonksiyonun kendisini yaz. Kosinüs x'i yazdım. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için başındaki işaretle ne olacak? Eksi olacak. Bakın bunda bu sadeleşti. Bunda bu sadeleşti. Sonucumuz ne oldu? 1. Doğru cevap Edirne. Ancak 3 pi bölü 2 artı x eşittir. Eksi 1 bölü 3 ise sinüs x eksi 5 ifadesinin değeri kaç olur? 3 pi bölü 2 artı x demek 4. bölge demek. 4. bölgede tanjantın işaretinin eksi olduğunu biliyoruz. O yüzden 3 pi bölü 2'ye ekleme yaptığım için tanjant yerine ne yazacağım? Kotanjant yazacağım. Kotanjant x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Tanjantın benim 4. bölgede eksi olduğu için başına da ne yazıyoruz? Eksiyi koyduk. Buradan eksiler gittiği zaman kotanjant x'in kaç olduğunu görüyoruz? 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Peki aradığımız şey ne? Sinüs x eksi 5 pi. Bakın periyot 2 pi olduğu için istediğim kadar 2 pi ekleyip çıkartabilirim. Ben bundan 4 pi'yi çıkardığım zaman geriye ne kalacak? Pi kalacak. Yani diyorum ki sinüs x eksi pi'yi hesaplayacağız. X'in 3. bölgede olduğunu söylüyorum. 3. bölgeden 180 dereceyi çıkartırsak pi'ye karşılık gelen ifadem kaçıncı bölgeye gelecek? 1. bölgeye. Sinüs x'i hesaplasak yeterli olur. Ama nasıl düşüneceğim?
birinci bölgedeymiş gibi düşüneceğim. Bakın x üçüncü bölgede bir açı. Bir üçgenimi çizdim. X üssü diyelim biz buna. X üssü neymiş? 1 bölü 3. Kotanjant x 1 bölü 3. Yani 1'e burası kaç olacak? 3 olacak. Buradan şöyle yaparsak hipotenüsünün kaç geldiğini görürüz. Kökün geldiğini görürüz. Aradığımız şey ne? Sinüs x üssü. O da kaça eşit olacak? 3 bölü kökon. Doğru cevap Edirne. Sinüs 300 çarpı kotanjant 300 işleminin sonucu kaçtır? Bakın. Sinüs 300 çarpı kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüs. Kotanjant yerine diyorum ki kosinüs 300 bölü sinüs 300 yazalım. Sinüs 300 derim sadeleşir. Bulmamız gereken şey ne? Kosinüs 300'ün kaç olduğu. Kosinüs 300'ü de şöyle söyleyebilirim. Kosinüs 360 eksi 60. Ne söylemiştik? 360 ekleme çıkarma yapıyorsak fonksiyonun kendisini yazacağım. Fonksiyonum ne? Kosinüs fonksiyonu. Ekledim, çıkardığım sayı kaç? 60. Onu da yazdım. Şimdi işaretime bakıyorum. 4. bölgede 300 derece 4. bölgede. 4. bölgede kosinüs ne? Artı. O yüzden benim ifademde ne eşit olacak? Artı. E kosinüs 60 da nedir? 1 bölü 2'dir. Doğru cevap Ceyhan. Evet, verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bakıyoruz. Bakın önce işaretlere bakalım. Sinüs 340 kaçıncı bölge? 4. bölge dedi. Sinüs nedir? Negatif. Bu negatif. 230 kaçıncı bölge? 3. bölge. Kosinüs ne? Negatif. Geldim. Kosinüs 280 kaçıncı bölge? 4. bölge. 4. bölgede kosinüs ne? Pozitif. Yani bizim c'miz pozitif. Yani en büyük hangisi olacak? C olacak. Bunlar olamaz. Bu ikisinden hangisinin büyük olduğuna bakalım. Şunu söyleyeceğim. 340 nedir? Sinüs 360 eksi 20'dir. Peki hemen de şunu söylüyorum. Şartım neydi? Eksi. Eksi yazdım. Sinüs 20'yi hesaplayacağım. Bunu da sinüse çevirerek yapalım. Kosinüs 270 eksi 40 olarak söyleyebiliriz. Bunun işareti eksi olduğu için eksiyi yazdım. Eksi. Daha sonra şunu söyleyeceğim. 270'ten ekleme çıkarma yaptığım için çıkardığım sayı kaç? 40. Kosinüs 230 yerine ne yazıyorum? Eksi sinüs 40. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Sinüs fonksiyonu bilim çemberi anlatırken göstermiştik. Bakın şöyle de gösterebilirim. Sinüs 20 diyelim burası. Sinüs 40 diyelim açı büyüdükçe sinüs terim ne yapıyor? Büyüyor. O da burası. Ama işaretler negatif olduğu için buradaki en küçük değer ne olacak? B. Doğru cevap Adana. Evet, verilen trigonometrik oranlara göre sırasıyla A, B, C, D'nin işareti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 360 derece kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsün işareti nedir? Negatif. A eksi olacak. Yani C seçeneği olamaz. 250 derece üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüsün değeri ne? Eksi. O yüzden E olamaz. Tanjant 280 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs bölü kosinüs negatif yapacağı için bunun işareti de eksidir. O yüzden D seçeneği de olamaz. Kotanjant 30 kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Birinci bölgede kotanjantın işareti nedir? Artıdır. Doğru cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, bilim çemberi anlatırken sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerin açının değişimine göre dar açıda nasıl değiştiklerini anlatmıştık. Yine burada söyleyelim. Bakın, önce kıyaslayabilmek için kosinüsü sinüse çevireceğim. Toplamı 90 olan açıların sinüs ve kosinüsleri birbirine eşitti. O yüzden kosinüs 20 yerine 20'yi 90'a tamamlayan sinüs 70'i ne yaptım? Yazdım. Şimdi diyorum ki açı büyüdükçe sinüs değeri büyür. Hemen bakın gösterelim. Sinüs değeri şu y değeriydi. Bakın burası 50 derece olsun. Y değerim burası. Yani şurası sinüs 50. E üzerine bir 20 daha ekledim. Ne yaptı? Sinüs 70 yapacak şurası. Yani diyoruz ki sinüs 70, sinüs 50'den nedir? Büyüktür. Bu doğru. 0-90 arasında açı büyüdükçe sinüs değeri büyür. Aynı mantıkla tanjant değeri de büyür. Bakın şurası 20 derece. X eşittir 1 doğrusu tanjant ekseni. Şurada tanjant değeri burası. Peki 40 derece yaptığım zaman 20 daha ekledim bunun üzerine. Bu sefer tanjant değeri tanjant 40 ne oldu? Burası oldu. Yani diyoruz ki açı büyürken dar açıda tanjant değeri de büyür. Bu da doğru. Kosinüs 10, kosinüs 20. Bakın burası 10 derece. Kosinüs değeri şurası. Bir 10 derece daha ekledim. Burası 20 derece oldu. Bu sefer kosinüs değeri ne oldu? Burası oldu. Burada da şunu söylüyoruz. Dar açıda açı büyürken kosinüs değeri küçülür. Bu yanlış. 1 ve 2 doğru. Doğru cevabımız ne olacak? Diyarbakır.
A ve B dar açı olmak üzere A artı B 90 derece sinüs A'mı 0,18 ise kosinüs 4 A artı 3B ifadesi kaç olur diye soruyoruz. Bakın sinüs A değerimiz neymiş? 4 bölü 5. Buradaki kenarın kaç olduğunu görüyoruz. 3. Peki aradığımız şey ne? Kosinüs 4 A artı 3B idi. Ben diyorum ki bu ifadeyi 3 A artı 3B artı A şeklinde yazabilirim. A artı B 90 derece ise 3 A artı 3B ne olur? 270 derece olur. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Bizim ifademiz kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüs neydi? Pozitif. Bunun sonucu pozitif olacak. Peki 270'e eklediğim için ben ne yazacağım? Kosinüs yerine sinüs yazacağım. Sinüs. Neyi hesaplayacağız? A'yı. Sinüs A. Peki sinüs A neydi? 4 bölü 5. Yani 0,8. Doğru cevap Edirne. İç açıların ölçüleri x, y, z olan bir üçgen için bu ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisi olur? Peki hemen şunu söyleyelim. Bakın x artı y artı z 180 derece olduğu için y artı z ne eşittir? 180 eksi x'e. Peki tanjant 180 eksi x neydi? 180 eksi x ikinci bölgede olduğu için işaretimiz eksi olacaktı. Ne yazacaktık? Tanjant x. O yüzden bunun yerine eksi tanjant x yazıyorum. Bir eksi tanjant x de burada var. O zaman ne olur? Eksi 2 tanjant x bölü. Aynı şekilde aşağıya baktığım zaman bu ifadede sinüs 180 eksi y olacak. İkinci bölgede sinüs pozitif. O yüzden ben bunu yerine ne yazacağım? Sinüs x. Bir sinüs x de burada var. Ne yaptı o zaman? İki tane sinüs x yaptı. İkiler sadeleşti. Eksi diye devam ediyoruz. Tanjant neydi? Sinüs x bölü kosinüs x. Bunu ters çevirip çarptığım zaman 1 bölü sinüs x olacak. Ve sinüs x'ler sadeleşir. Eksi 1 bölü kosinüs x olur. O da nedir? Eksi sekant x. Doğru cevap Ceyhan. Tanjant 10 eşittir a ise bu ifadenin a cinsinden eşit ne olur diye soruyoruz. 350 sayısı nedir? 360 eksi 10'dur. O yüzden ben buraya diyorum ki tanjant 360 eksi 10. Eksi burası da ne? Kotanjant 180 artı 10. Bu da kotanjant 90 artı 10. Bu da artı tanjant 270 eksi 10. Bakın bölgelere bakalım. 1. 360'tan ekleme çıkarma yaptığı için fonksiyonu kendisi yani tanjant olacak. 4. bölgede tanjant negatif olduğu için işaretimiz ne olacak? Eksi. Devam ediyorum. 180 artı 10. Kaçıncı bölge? 3. bölgede. 3. bölgede kotanjant pozitiftir. İşaret değişmez. Eksimiz var ama burada. 180'e ekleme yaptığım için fonksiyonu kendisini yazıyorum. Bu ne olacak? Kotanjant 10 olacak. Peki devam edelim. Kotanjant 90 artı 10. 90'a ekleme yaptığım için kotanjant yerine tanjant yazacağım. Tanjant 10 yazacağım. Kotanjant 100 yani ikinci bölgede kotanjant eksi olacak. İşaretimiz ne olacak? Eksi olacak. Tanjant 270 eksi 10. 270 ekleme çıkarma yaptığım zaman ne yapıyordum? Fonksiyonun diğerini yazıyordum. Yani ne olacak? Tanjant yerine kotanjantımız olacak. Açımız da 10. Peki 3. bölgede tanjantın işareti ne? Artı. O yüzden burası ne olacak? Artı olacak. Şimdi tanjant ifademiz neydi bizim? A'ydı. O zaman tanjant 10 yerine ne yazıyorum? A. Burası eksi A. Kotanjant 10 tanjantın çarpmaya göre tersiydi. Buraya ne yazacağız? Eksi 1 bölü A yazacağız. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde eksi A. Bu sefer artı 1 bölü A yazacağım. Şimdi diyorum ki ifadenin payını ve paydasını eksi A ile çarparsam yukarısı ne olur? A kare artı 1 bölü eksi A ile çarptığım zaman yine A kare eksi 1 yapacak. Doğru cevap Ceyhan. Evet, soruda verilenlere göre kotanjant x kaç eşittir diye soruyoruz. Peki bakalım kaçıncı bölgedeyiz? Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti nedir? Artı. O zaman şu A ve B seçenekleri olmaz. Devam ediyorum. Kosekant x'im neymiş? Eksi 2. Kosekant neydi? 1 bölü sinüstü. Yani 1 bölü sinüs x'im eksi 2 ise buradan sinüs x'in ne olduğunu görürüz. Eksi 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Şimdi bir dik üçgen çizelim. Ve şunu söyleyelim. Bakın normalde benim açım 180 ile 270 arasında bir açı. Bu dik üçgende ben x yerine x üssü yazıyorum normalde. Çünkü bu x bir dik üçgenin iç açısı olmaz. İşareti görmeden işlem yapacağım. Sinüs neydi? Karşı dik kenar ve hipotenüstü. Yani buraya bir yazarsam şurası kaç olacak? 2 olacak. Buradan İsagor'dan şuradaki uzunluğun kaç geldiğini görürüm. Kök 3. Şimdi aynı şekilde kotanjant x'i hesaplarken de ne diyeceğim?
Bu 180-270 arasındaki açıya göre değil de x üssü açısına göre hesap yapıyorum. Diyorum ki burada işaretim benim zaten neydi? Artıydı. Kotanjant x'im ne olur? Komşu dikkenara bölü karşı dikkenara. Buradan ne olacak cevabımız? Kök 3. Doğru cevap Ceyhan.